Umre ibadeti. Tavaf. Tavaf, Haceri Esvet köşesi hizasından başlayarak usulüne göre Kabe'nin etrafında ibadet amacıyla yapılan 7 dönüşten şaft oluşur. Tavafa başlamadan önce erkekler Vücudun üst kısmını örtülen peştamalın bir ucunu sağ koltuk altından geçirerek sol omuzu atıp sağ kolu omuzla birlikte açıkta bırakırlar. Istıba Tavaf bitince omuz kapatılır. Umre tavafı için Hacer-i Esved hizasına gelmeden, Allah'ım, senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle diye niyet edilir. Kabe, kişinin sol tarafında kalacak şekilde Hacer-i Esved'in hizasına doğru gidilir. Bu esnada dua edilir. Bilenler tekbir, tehlil, salavat-ı şerife okurlar. Bunlar okunmasa da tavaf geçerlidir önemli olan içtenlikle yüce Allah'a yöneliştir. Haceri Esved'in hizasına varılınca eller, içleri Kabe'ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi omuz veya kulak hizasına kadar kaldırılıp, Bismillahi Allahu Ekber denildikten sonra Haceri Esved selamlanır. İstilam. Aslında istilam. Elleri Haceri Esved'in üzerine koyup onu öpmek demek ise de, günümüzde izdiham sebebiyle bu mümkün olmamaktadır. Bu sebeple Haceri Esved'e uzaktan elle işaret edilir. Haceri esvet istilam edilirken durup beklememelidir. Tavafa başlarken, her şaftın başında ve tavaf sırasında çeşitli dualar okunur. Bu dualar okunmasa da tavaf geçerlidir. Ancak tavafın Kur'an tilaveti, dua ve zikirle yapılması güzel olur. Tavafın, hatim, Kabe'nin kuzey tarafındaki yarım daire şeklindeki duvarın dışından yapılması gerekir. Tavafın ilk üç şaftında erkekler kısa adımlarla koşar gibi çalımlı yürür. Remel. Bu yapılmasa da bir eksiklik olmaz. Remel, sadece arkasından sağ yapılacak tavaflarda yapılır. Tavaf esnasında bağırarak dua etmek uygun değildir. Bu durum, orada huşu içinde tavaf yapan bazı insanları rahatsız edebilir. Önemli olan duanın içtenlikle yapılmasıdır. Duanın Arapça olması şart değildir. Herkes kendi dilinde içinden geldiği gibi dua edebilir. Belirttiğimiz gibi önemli olan içtenliktir. Tavaf esnasında dua edilir. Tekbir ve tehlil getirilebilir. Tövbe ve istiğfarda bulunulur. Yüce Allah zikredilir. Kur'an okunur. Özellikle Kur'an'dan dua ayetleri okunması güzel olur. Böylece Haceri Esvet köşesinden başlayan ilk dönüş, tekrar Haceri Esvet köşesi hizasına varılınca tamamlanmış olur. Beklemeden tekrar Haceri Esvet selamlanarak ikinci şafta devam edilir. Diğer şaftlar da aynı şekilde yapılır ve yedinci şaftın sonunda, Hacer-i Esved tekrar selamlanarak tavaf bitirilir. Sonra, izdihama neden olmamak kaydıyla, makamı İbrahim'in arka taraflarında iki rekat tavaf namazı kılınır. Kalabalık olması veya oranın müsait olmaması durumunda, tavaf namazı başka uygun bir yerde kılınır. Tavaf namazının, mekruh vakit değilse, tavafın hemen peşinden kılınması daha iyidir. Tavaf, kesintisiz olarak yapılır. Tavaf sırasında farz namaz için kamet getirilmesi, abdestin bozulması ya da yorulup dinlenme ihtiyacı duyulması ve benzeri durumların dışında tavafa ara verilmemelidir. Böyle mazeretlerin ortaya çıkması durumunda tavafa ara verilip daha sonra kalınan yerden devam edilebilir. Tavaf namazından sonra dua edilir. Zemzem içilmesi de güzel olur.